Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel kelamu. Biliyorsunuz 40 senelik hayatımda, 30 yıllık tahsil hayatımda 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim dedi. Şimdi biz bu 4 kelama bakacağız. Kelime ayrı, kelam ayrı. Kelam cümle demek biliyorsun. Yani birisi, daha doğrusu mantık diliyle tasavvur, birisi tasdik. Fel evvelu, birincisi, inni lestu maliki. Ben kendi kendimin maliki değilim. Bak bir hüküm, dikkat ediyor musun kelam? Ve enne maliki, benim malikim, huve malikul mulki, zülcelali vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan ve mülkün hakiki maliki olan Allah'tır. Fetevehhem tuni maliken. Kendi kendimi malik vehmettim. Olmadığı halde öyle zannettim. Niçin? Ha bak işte bu. Bu aynı zamanda enaniyetin de, yani enenin de tarifi bu. İleride de gelecek zaten ene. Niçin peki kendi kendimi malik zannettim? Li efheme sıfati maliki bil mukayeseti. Onu ölçü birimi yaparak malikimin sıfatlarını anlayayım diye. Yoksa benim de ilmim, benim de kudretim var diye övüneyim diye değil. Fefehimtu, bak. Bil mutenahil mevhumi gayrel mutenahi. Bak. Yani aslında olmayan ama vehmen kabul ettiğim sonu gelen benim mülkiyetimle sonsuz olan Allah'ın mülkiyetini anladım. Anladın mı? Yani benim mevhum olan, aslında ben kendi kendime malik değilim. Ha. Ama vehmettiğim o malikiyetimle belli sınırı olan, sınırsız ve sonsuz olan malikiyet-i ilahiyeyi anladım. Fece'e sabahu, sabah geldi. Vantafa'el misbahul mütehayyel. Hayali lamba da söndü. Ne güzel ifade değil mi? Esani ikincisi, el mevtu hak. Ölüm haktır. Bu da tasdik. فَهَذِي الْحَيَاتُ وَهَذَا الْبَدَنُ Bu hayat ve bu beden لَيْسَا بِكَابِلَيْنِ Asla kabiliyet sahibi değiller. Neye? لِاَنْ يَصِيرَ عَمُودَيْنِ تُبْنَا عَلَيْهِمَا هَذِهِ الدُّنْيَا الْعَظِيمَةُ Bu büyük dünyanın üzerlerine kurulabileceği iki temel direk olan olmaya uygun değil. Ne bu hayat ne de bu beden. İkisi de çürüyüp yok olup gidecek. Çürük temel. İz çünkü mahima bu hayatta beden de değildir. Allah Allah. Bir ebedi yeyni. Ebedi değiller. Ve la min hadidin ve la hacerin. Taştan ve demirden de değiller. Bel min lehmin ve demin ve azmin. Et kan ve kemikten yapılmışlar. Ve mutehalifatun. Birbirinden farklı maddeler tevafaku. Sadece bir araya gelmişler. Çok güzel bir ifade bu ya. Fi eyyamin kaliletin. Kısa bir gün yani. Az günler için. Yani ne en fazla 60 yıl, 70 yıl için. Benim vücudumdaki maddeler gelmişler bir araya. Ahmet Hakkı'nız olmuş. Ve ayrılıp gidecekler tekrar. Enteresan bir şey ya. Hum. Ala cenahi teferruki fi kulli anin. Bu bir araya gelen muhtelif maddeler her an ayrılma tarafına doğru meylindedirler. Fe keyfe yübna bil amali. Allah Allah, kasrun. Nasıl böyle uzun emel ve arzularla bir saray bina edilir? Yese'ud dünya ala hazel esas. Dünyayı kapsayacak, içine alacak bir saray nasıl emel ve arzulara bina edilir? Ala hadel esasi rahvi, bu gevşek temel üzerine. El fasidi, bozuk ve gevşek. Vel amudil mudevvedil kasidi. Yani şeyi geçmiş, modası geçmiş ve çürük direk üzerine nasıl bina edilecek? Allah Allah. Mudevvet her an yıkılabilir demek yani. Çürük. Allah Allah. Kullanım süresi geçmiş. Ne güzel ifade etti değil mi ölüm?
Es-salis üçüncüsü Rabbi vahid. Rabbim birdir. Sıfat ve zatında. Kullu saadati bütün mutluluklar li kulli vahidin. Bir tek kişi içindir. Huve o da bir tek şey içindir. Kişi değil de. Huve teslimu li Rabbin vahidin. Tek bir Rabb'a teslim olmaktan geçer. Bütün saadetler. Dünyanınki de dahil. Hollanda'dakiler de dahil. Ve illa yoksa eğer bir tek Rabb'a teslim olmazsa lehtece ilel erbabil muteşakisine min mecmu'il kainat. Kainatın tümünde birbiriyle cedelleşen Rab'lara mühtaç olacaktı. Bu muteşakisin sureyi Nahil'de geçen bir ayette kullanılıyor. Hep ayetlerin özeti. İz zira li camiiyetil insani. İnsan cami bir varlığa sahip olduğu için cami dediği kainatta her şeyle alakası var. Lehu ihtiyacatun ila kulli eşyai. Onun kainattaki her şeye ihtiyacı var. Ve alakatun maha. Her şeyle ilgisi var, alakaları var. Ve teellumatun ve teessuratun. Allah Allah. Gördüklerinden üzülmesi, etkilenmeleri var. Karnı tak olsa da, tok olsa da Afrika'da acından ölen bir çocuktan dolayı televizyon karşısında ağlayan anneler, babalar var. Çocuklar var. Şuuriyen ve gayre şuuriyin bi kulli minha. Bu bahsedilen alakalar, bahsedilen ihtiyaçlar, bahsedilen üzülmeler, bahsedilen etkilenmeler ister şuurlu ister şuursuz. Farkında farkında olmadan. Fehadi bu durum haletün cehennemiyetün. Cehenneme benzer bir durumdur. Eğer Allah'a dayanmazsan cehennem. Hakikaten yani şu anda İslam aleminin halini inceleyip okuyup da gazetelerden bu cehennemi halete girmeyen çok az insan var. Bazen biz de giriyoruz. Ümitsizliğe giriyoruz. Allah Allah. Femarifetur Rabbil Vahid. Bir tek Rabb'ı tanımak. Ellezî kullu hâzihil erbâbul mevhûmetû. Öyle bir Rab ki bütün bu vehmedilen Rablar hicabun rakikun ince bir perdedir. Alayeti kudretihi. Kudretinin yedi kudretine, kudret eline. Bütün bu şeyler vehmedilen Rablar yani buna iktidarlar, hükümetler, zenginler, işte ne bileyim askeri güçler, hakimiyetler hepsi dahil buna. Bütün bunlar onun yedi kudretinin ince perdeleridir. Hiye haletun firdevsiyyetun dünyeviyyetun. Yani Allah'ı tanımak, böyle bir Rabb'ı tanımak, dünyada da firdevs gibi bir cennet hayatını yaşamak demektir. Errabi'u, dördüncü de, inne ene, bu da çok enteresan. Ene denilen şey, ben yazdım bu kitabı. Tamam da kainat kitabını yazan kim? Onu tanımak için sana bu ene denilen duygu verildi. Ene noktatun sevdaun. Siyah bir nokta. Bu siyah noktanın iki manası var. Birisi dersin ki noktayı kursun. Ben buraya kadar malikim. Birinci manası bu. İkinci manası da ya Allah'ın isimlerini tanımak üzere bir ölçü birimidir. Veya Karun'un dediği gibi haşa, bütün bu servet bana ilmimden dolayı verildi der. O zaman öteki manada siyah nokta olur. İki manada da kullanmış burada. Aynı zamanda ve vahidun kıyasiyin, ölçü birimidir. Yani Allah'ın isimlerinin gizli hazinelerini ölçmek için Allah sana ilim, kudret, benzeri özellikler vermiş. Ona ene diyoruz. İlteffe ala râsihi, başına bürünmüş. Sarılmış. Hututu sanati şuuriyeti. Şuur sahibi olmasından kaynaklanan sanatın çizgileri. Bir yerde ilim çizgisi, bir yerde kudret çizgisi, bir yerde şey çizgisi, yani hakimiyet çizgisi. Hepsinde var. Ama tüşehedü fiha. O çizgiler de görülmelidir, görülür. Enne malikehu. Allah Allah. Biraz düşünse asıl onun maliki akrabu ileyhi minhu, kendisinden daha yakın. Onları veren o. Sen o, sana verilenlerle onları tanımak için verilmiş.
künuz-ı esma-i ilahiyenin miftahıdır diyor üstad. Allah'ın ilahi isimlerinin, hazinelerinin anahtarıdır diyor. Ene için. Seyeci'u tafsilu hadil cümeli. Bu cümlelerin ayrıntıları gelecek. Fi hatimeti elbabil evveli. Birinci babın sonundaki hatimede bunların biraz daha açıklaması gelecek diyor. Başlayalım mı? Elbabul evveli, birinci bab. Fi la ilahe illallah. İşte esas katre bu. 55 lisanla nasıl Allah'ın birliğini ve varlığını ispat ettiğini kainatın anlatacak. Önce mukaddime yapacak. Elbabul evvelu fi la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur kaidesi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd, bütün çeşitleri ve nevileriyle alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salatü selam, bütün peygamberlerin efendisi olan Resulullah'a ve onun al ve eshabına olsun. Amin. Uşhidu, şahit olarak gösteriyorum. Külle şahidin ve meşhudin. Şu kainattaki sanat eserlerini, sanat eserlerinin hem şahidi olanları, aklı başında olan cinler, insanlar, melekler, varlıklar, hem de meşhudin, bizatihi müşahede edilenleri, şahidi ve meşhudu şahit gösteriyor. Mesela gül ağacı meşhud. Onu seyreden, kokusunu alan insan şahidi. İnsan da meşhud. Onu inceleyen tıp alimleri şahidi. Biz şahidiyiz. Bütün şahit ve meşhutları şahit gösteriyorum. Bi enni ki ben eşhedü en la ilahe illallah. Şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ellezî, öyle bir Allah ki delle ala vücubi vücudihi. Vücudunun zaruri olduğuna, yani gerekliliğine. Ve delle ala usafi kemali. Kemalinin mutlak vasıflarda olduğuna. Yani sıfatlarının kemaline delalet ediyor. Ve şehide ala ennehu vahidun ehadun ferdun samedun. Onun sıfatlarında, zatında tek ve ferd olduğunu ve aynı zamanda samet sıfatına sahip olduğunu, yarattığı hiçbir şeye mühtaç olmadığını ama her şeyin onun yarattıklarına mühtaç olduğunu gösteriyor, delalet ediyor, anlatıyor. Ne? İşte bu. Birinci şahit. Eşşâhidü sâdıkul musaddakû. Allah Allah. Allah tarafından mucizelerle tasdik edilen ve doğru söyleyen şahit, yani Resulullah. Vel burhânun nâtıkul muhakkakû. Dost düşman tarafından kabul edilen konuşan burhan. Kim o? Seyyidül enbiyâi vel murselîn. Bütün nebi ve resullerin efendisi. El-hamilu li-sırrı icma'ihim ve tasdikihim. Davasına bütün bu peygamberlerin ittifak ve tasdiklerini ne yapmış? Yüklenmiş. Diyor ya, enbiya taravetler kökleri. La ilahe illallah der, onlar da hep tasdik ediyor. İşte oku sure-i şuarayı, sure-i arafı. Ve imamul evliyayı vel ulemâil müttekîm. Takva sahibi evliya ve alimlerin efendisi, imamın. El-havili sırrı ittifakihim ve tahkikihim. Onların da ittifak ve araştırmalarının sırrını taşıyor. Abdülkadir Geylani, Fahrettin Razi, öyle demiş bir Avrupalı, Fransız filozof. Muhammed'i inkar edebilirsiniz ama Abdülkadir ile Fahrettin Razi'yi inkar edemezsiniz. Tamam mı? O da onun meyvesi. Ayrıca zül ayatil bahireti, çok açık delillere sahip. Vel mucizatil kata'atil muhakkakatil musaddakati, tasdik edilmiş, araştırılmış, kesin olduğu belirlenmiş, kesin mucizelere sahip. Resulullah'ı övüyor ha. Ve secayes samiyeti, yüksek ahlaklara, seciyelere sahip. Vel ahlakil aliyetil mükemmeletil münezzeheti, fevkalade nezih, mükemmel, yüce ahlakın sahibi. Mehbetil vahyir Rabbani,
Rabbani vahyin indiği şahsiyet. Mehbet inilen yer. Mehbetu demekmiş. O biz şey okuduk ha. Doğru. Mehbetu. Mehbetu el vahyi rabbaniyi. Seyyaru alemil gaybi vel melekuti. Gayb aleminin, iç alemlerin, melekut dediği o. Onların seyyarı geziyor oralarda. Gezmiş ya, Miraç da ondan birisi. Muşahidül ervahi, ruhları gitmiş, gezmiş, görmüş. Ve musahibül melaiketi, melaikelere arkadaşlık etmiş. Murşidül cinni vel insi, insanlara ve cinlere mürşitlik, irşatta bulunuyor. Ünmucecü kemalil kainati, kainattaki bütün kemalin örneği. Kainat mükemmeldir deseler, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şahsiyeti-il maneviyeti, manevi şahsiyetiyle bunu ortaya koyuyor. El-muşirati ila ennehu, onun şöyle olduğunu gösteren manevi şahsiyet. Yani nasabu ayni fatırı kevni, kainatı yoktan icat eden Allah'ın göz bebeği. O demek göz bebeği. Allah Allah. Züz şeriatilleti, öyle bir şeriatın sahibi ki, hiye ünmuzecü desatiri saada, dünya ve ahirette bütün mutlulukların düsturlarının örneği olan şeriatın sahibi. El murmezetu veya murammezetu. Murmeze daha doğru. Ve şöyle işaret edilmiş o şeriat hakkında. Bi enneha murmezeti diyeceğiz o zaman. Yo yo yo. Ha? Tabii. Yo, el murmezetu. Kendisine işaret edilmiş o şeriatın. Bi enneha o nizamu nazimil kevni. Allah Allah. Bütün kainatı nizama sokan Allah'ın nizamıdır. Kim bu zat yav? Seyyiduna ve mehdina. Efendimiz ve hidayete erdirenimiz. İlel iman. İmana Muhammed ibnu Abdillah ibni Abdülmuttalib. İşte bu zattır. Birinci şahit bu. Aleyhi eftalus salavati ve etemmut taslimat. Fe innehu zira bu zat, bu anlattığımız zat. Yeşhedü anil gaybi fi alemi şehadeti. Alemi şehadette gayb alemlerine şahitlik yapıyoruz. Yani Miraç da onun en önemli örneği. Gitmiş, alemi gaybı görmüş, gezmiş, gelmiş bize haber veriyor. Alâ rûsil eşhâdı, şahitlerin başında öyle. Ha. Beşiren ve nediren, hem müjdeliyor hem de uyarıyor. Ve munâdiyen, çağırıyor. Li eciyelil beşeri, bütün insanlığın nesillerine, generations. Halfel asari ve laktar, bütün asır ve de kıtalar arkasına çağırıyor. Bi âlâ savti, en yüksek sesiyle. Ve bi cemî'i kuvvetihi, bütün kuvvetiyle. Ve kemâli ciddiyeti, tam bir ciddiyet içinde. Şaka yok, korkma yok, gevşeme yok. Ve gayeti visûki, kendine fevkalade davasına güvenerek. Ve nihayeti tmâninânihi, evvela kalbi mutmain kendi davasından. Allah bizi bundan nasipdar eylesin. Amin. Ve kemâli imânihi, ve o kadar imanı var ki, bi ennehu, o da şöyle iman ediyor. Bunu okuyup yarına gideceğiz. Burada kalıyor. Çünkü önce peygamberimiz, kapatma, peygamberimizin şahitliğini anlattı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. Sonra kainat kitabına gidecek. Kainat kitabından 55 tanesini özetleyecek. Sonra ayrıntılara gelecek. Nasıl bir telif mantığı değil mi yani? Haydi cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم